Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. B2 intensif konuları devam ediyor arkadaşlar. Zweiteilige Konnektoren bu sefer farklı bir alt başlık altında devam ediyor. Bu sefer sowohl als auch görüyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar önceki dersimizde nicht nur sondern auch yapısını görmüştük. Burada sowohl als auch yapısını görüyor olacağız. Arada çok mini minnacık bir farklılık var. Aslında anlam olarak baktığımızda aynı. Yerleşim olarak da aynı öğelere baktığımızda. Bu sebepten aynı örneklerden gidiyorum ki aradaki bu kıyaslamayı daha rahat yapabilirsiniz diye. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra dilerseniz ilk örneğimizde bir başlayalım. Sowohl als auch. Öncelikle buna bir bakalım arkadaşlar. Zweiteilige Konnektoren üst başlığından sowohl als auch hem de anlamına geliyor. Dolayısıyla ilk örnek bize ne diyor? Victoria ist wunderschön. Victoria güzeller güzeli değil mi? Çok çok güzel anlamında. Sie ist auch unglaublich intelligent. O aynı zamanda unglaublich inanılmaz intelligent zeki. Demek ki o aynı zamanda inanılmaz zeki. Şimdi sowohl als auch yapısıyla bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde nasıl ele almamız gerekiyormuş? Bakın ne kadar kolay olduğunu görüyoruz. Victoria ist sowohl wunderschön als auch unglaublich intelligent. Bakın ne diyor cümlemiz arkadaşlar? Victoria hem çok güzel hem de inanılmaz zeki demiş oluyoruz değil mi? Nicht nur sondern auch yapısına baktığımızda sadece bununla kalmıyor. Aynı zamanda da bu gibi bir anlam doğuyordu. Ancak bakın burada sowohl als auch olduğunda pozitif anlamda hem de olarak ele alınmış oluyor. Ve fark ettiyseniz als auch yapısının önüne bir virgül falan getirmiyorum. Ne yapıyorum? Sowohl als auch yapılarını ne yapmış oldum? İki cümleyi bir araya getirerekten oluşturmuş oldum. Dolayısıyla Victoria ist sowohl wunderschön als auch unglaublich intelligent diyorum. İkinci örneğe baktığımızda das Bauernhaus in München ist sehr groß. Das Bauernhaus neydi bu? Önceki derste görmüştük. Bu çiftlik evi demekti. Değil mi? Münih'teki çiftlik evi, değil mi? Ist sehr groß, çok büyük. Es ist auch ziemlich billig. Ziemlich oldukça anlamında arkadaşlar. Billig ucuz. Dolayısıyla es ist auch ziemlich billig. O oldukça ucuz. Şimdi ikisini bir araya getirdiğimde, bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde ne yapabiliyorum? Sowohl als auch ile de ele alabiliyorum. Bu durumda das Bauernhaus in München ist sowohl sehr groß als auch ziemlich billig dediğimde demek ki Münih'teki çiftlik evi hem çok büyük hem de oldukça ucuz demiş oluyorum. Şimdi dikkat çekmek istediğim bir nokta var. O da şu arkadaşlar. Sowohl yapısından önce eylem getiriyorum. Eylem burada nedir? Sein. Bu durumda cümlede ist olduğundan dolayı bakın ist sowohl şeklinde devam etmesi gerekiyor ki önceki örneğe baktığımızda orada da gene sein vardı. Bakın burada das Bauernhaus in München ist sowohl sehr groß. Ne olmuş arkadaşlar? Sowohl yapısı eylemden hemen sonra gelmiş. Bu durumda ist sowohl sehr groß als auch ziemlich billig. Bakın ikinci cümlede de sein vardı. Ancak yani bu durumda ist. Bu durumda iki defa ist'i kullanmam gerekmiyor. Ist sowohl sehr groß als auch ziemlich billig demem yeterli oluyor. Dolayısıyla hani bir defa ist kullanmamız da gayet kafi gelecektir. Üçüncü örneğe baktığımızda arkadaşlar dieses Buch ist für Historiker geeignet. Für Historiker tarihçiler değil mi? Tarihçiler için ne diyor cümlemiz? Bu kitap tarihçiler için geeignet uygun olmak. Dolayısıyla dieses Buch ist für Historiker geeignet. Bu kitap tarihçiler için uygundur. Es ist auch für Schüler geeignet.
o aynı zamanda öğrenciler için uygundur. Şimdi baktığımızda arkadaşlar ist geeignet, öyle değil mi? Uygun olmak anlamında. Ne yapacağım? Bu kitap hem tarihçiler için hem de öğrenciler için uygundur dediğimizde dieses Buch ist sowohl für Historiker als auch für Schüler geeignet denildiğinde ne yapmış oluyorum? Bu kitap hem tarihçiler hem öğrenciler için uygundur demiş oluyorum. Bakın sowohl als auch yapıları yerli yerinde duruyor, öyle değil mi? Dolayısıyla hem de anlamını ne yapmış oluyoruz? Korumuş oluyoruz. Dilerseniz bu cümlelerin şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. Victoria ist wunderschön. Neymiş demek ki Victoria? Güzeller güzeli, çok güzel değil mi? Sie ist auch unglaublich intelligent. Unglaublich, glauben değil mi? Hatırlayalım, neydi? İnanmak demekti. Unglaublich, inanılmaz anlamında. Unglaublich intelligent, inanılmaz zeki. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Sowohl als auch'tan destek alıyoruz. Ne diyeceğiz? Victoria çok çok güzel, aynı zamanda da inanılmaz zeki. Ne diyeceğim? Victoria ist sowohl wunderschön als auch unglaublich intelligent. İkinci örnekte das Bauernhaus in München ist sehr groß. Münih'teki çiftlik evi çok büyük. Es ist auch ziemlich billig. O aynı zamanda oldukça ucuz. Demek ki oldukça neydi? Ziemlich demekti, değil mi? Oldukça ucuz, ziemlich billig. Ne yapıyorum şimdi? İki cümleyi sowohl als auch ile bir araya getiriyorum. Bu durumda das Bauernhaus in München ist sowohl sehr groß als auch ziemlich billig dediğimde ne yapıyorum arkadaşlar? Hem de anlamını korumuş oluyorum. Üçüncü örneğe baktığımızda dieses Buch ist für Historiker geeignet. Bu kitap tarihçiler için uygundur. Es ist auch für Schüler geeignet. O aynı zamanda kimler için uygundur? Öğrenciler için uygundur. Şimdi ne yapacağım? Hem de anlamını katan sowohl als auch yapısını ne yapıyorum? Entegre ediyorum. Bu durumda dieses Buch ist sowohl für Historiker als auch für Schüler geeignet demiş oluyorum. Dilerseniz şimdi arkadaşlar telaffuz çalışmasına geçelim. Victoria ist wunderschön. Sie ist auch unglaublich intelligent. Victoria ist wunderschön. Sie ist auch unglaublich intelligent. Victoria ist sowohl wunderschön als auch unglaublich intelligent. Victoria ist sowohl wunderschön als auch unglaublich intelligent. Das Bauernhaus in München ist sehr groß. Es ist auch ziemlich billig. Das Bauernhaus in München ist sehr groß. Es ist auch ziemlich billig. Das Bauernhaus in München ist sowohl sehr groß als auch ziemlich billig. Das Bauernhaus in München ist sowohl sehr groß als auch ziemlich billig. Dieses Buch ist für Historiker geeignet. Es ist auch für Schüler geeignet. Dieses Buch ist für Historiker geeignet. Es ist auch für Schüler geeignet. Dieses Buch ist sowohl für Historiker als auch für Schüler geeignet. Dieses Buch ist sowohl für Historiker als auch für Schüler geeignet. Sırada güzel bir örneğimiz var arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk ist Erlöser. Erlöser kurtarıcı demek arkadaşlar. Yani ne diyor cümlemiz? Mustafa Kemal Atatürk kurtarıcıdır. Er ist auch Wegweiser. O aynı zamanda Wegweiser. Weg neydi arkadaşlar? Yol demekti. Yol gösteren diyecek olursak demek ki Wegweiser demiş oluyoruz. Şimdi bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde ne diyeceğiz arkadaşlar? Sowohl als auch'tan destek alacağız. Bu durumda Mustafa Kemal Atatürk ist sowohl Erlöser als auch
Wegweiser dememiz gerekiyor. Yeri gelmişken arkadaşlar, Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün nutuğunu okumamış olan varsa mutlaka şiddetle tavsiye ediyorum, okusunlar. Demek ki arkadaşlar ne yapıyormuşuz? Hem de diyecek olursak sowohl als auch yapısını işin içerisine kattığımızda ne diyoruz? Mustafa Kemal Atatürk hem kurtarıcıdır hem de yol göstericidir dediğimizde Mustafa Kemal Atatürk ist sowohl Erlöser als auch Wegweiser dememiz gerekiyor. Beşinci örneğe baktığımızda arkadaşlar, die Firma investiert in neue Maschinen. Firma ne yapıyor? Investieren in, bu yatırım yapmak demek arkadaşlar. In neue Maschinen, demek ki firma yeni makinelere ne yapıyor? Yatırım yapıyor. Sie investiert auch in Menschen, aynı zamanda ne yapıyormuş arkadaşlar? İnsanlara yatırım yapıyormuş. Şimdi bu iki cümleyi bir araya kattığımızda, değil mi? Bir araya getirdiğimizde ne olacak? Sowohl als auch ile ne yapacağım? Anlamlandıracağım. Bu durumda die Firma investiert sowohl in neue Maschinen als auch in Menschen demiş oluyoruz. Burada kilit nokta az önce de söylemiş olduğum gibi neydi? Sowohl'dan önce eylemi getirmem gerekiyor. Buradaki eylemimiz hangisi? Investieren eylemi, değil mi? Yüklemi. Yani yatırım yapmak. Bu durumda ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Bakın, her iki cümlede aslında baştan beri yapmış olduğum şey neydi? Her iki cümlede ortak payda nedir arkadaşlar? Eylem. Bu durumda investieren ne yapıyorum arkadaşlar? İki defa kullanmıyorum. Sowohl'dan önce investieren'i ne yaptım? Çekimli olarak buraya getirdim. Bu durumda die Firma investiert sowohl in neue Maschinen als auch in Menschen. Demek ki iki defa kullanmama gerek kalmadan tek başına sowohl'ün önüne ne yapıyormuşum? Eylemi getirmem yeterli oluyormuş, değil mi arkadaşlar? Altıncı ve son örneğe baktığımızda, abends ist die Stadt ruhig, akşamları şehir sessiz, sakin anlamına gelen cümleyi görüyoruz. Sie ist auch langweilig, o aynı zamanda sıkıcı. Şimdi bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde ortak payda ne var arkadaşlar? Sein, yani ist olarak çekimli olan, değil mi? Sein fiilini görüyoruz. Bu durumda abends ist die Stadt sowohl ruhig als auch langweilig. Bakın, sein iki defa kullanmaya gerek kalmadan akşamları şehir hem sessiz sakin hem de sıkıcı anlamı doğuyor, değil mi buradan? Dolayısıyla ne yapmış oluyorum? Bu sefer abends ile başladığından dolayı şöyle de diyebilirdik, bakın. Die Stadt ist abends ile de başlayabilirdi cümle. O zaman ne olacaktı? Die Stadt ist abends sowohl ruhig als auch langweilig. Pekala, böyle de ne yapabilirdik? Cümlemizi kurabilirdik. Dilerseniz arkadaşlar bu cümlelerin şöyle bir üstünden geçelim. Demek ki dördüncü örnek ne diyor? Mustafa Kemal Atatürk ist Erlöser. Mustafa Kemal Atatürk kurtarıcıdır. Er ist auch Wegweiser. O aynı zamanda yol gösterendir. Ne yapıyorum? İki cümleyi bir araya getiriyorum. Bu durumda Mustafa Kemal Atatürk ist sowohl Erlöser als auch Wegweiser. Yani Mustafa Kemal Atatürk hem nedir? Kurtarıcıdır. Hem de nedir? Düzeltiyorum. Erlöser tabi kurtarıcıdır. Als auch Wegweiser nedir? Yol gösterendir. Değil mi? Diyor bu cümle. Beşinci örneğe baktığımızda die Firma investiert in neue Maschinen. Firma ne yapıyor? Yeni makinelere ne yapıyor arkadaşlar? Investieren, yatırım yapıyor. Değil mi? İkinci cümle ne diyor? Sie investiert auch in Menschen. Aynı zamanda da ne yapıyor? İnsanlara yatırım yapıyor. İkisini kattık bir araya. Sowohl als auch ile. Ne oldu o zaman? Die Firma investiert sowohl in neue Maschinen als auch in Menschen ile. Ne demiş oluyorum? Firma hem makinelere, hem yeni makinelere, hem de insanlara ne yapmış oluyor? Yatırım yapıyor demiş oluyoruz, değil mi? Ve son örnek ne diyor? Abends ist die Stadt ruhig.
Sie ist auch langweilig. Akşamları şehir ya da kasabada olabilir değil mi? Şehir, kasaba isterseniz şehir olarak ele alalım. Sessiz, aynı zamanda sıkıcı. İkisini aynı cümleye ne yapıyorum? Sowohl als auch ile bir araya getiriyorum. Bu durumda abends ist die Stadt sowohl ruhig als auch langweilig ile ne demiş oluyorum? Akşamları şehir hem sakin hem de sıkıcı demiş oluyorum. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Mustafa Kemal Atatürk ist Erlöser. Mustafa Kemal Atatürk ist Erlöser. Ist auch Wegweiser. Ist auch Wegweiser. Mustafa Kemal Atatürk ist sowohl Erlöser als auch Wegweiser. Mustafa Kemal Atatürk ist sowohl Erlöser als auch Wegweiser. Die Firma investiert in neue Maschinen. Sie investiert auch in Menschen. Die Firma investiert in neue Maschinen. Sie investiert auch in Menschen. Die Firma investiert sowohl in neue Maschinen als auch in Menschen. Die Firma investiert sowohl in neue Maschinen als auch in Menschen. Abends ist die Stadt ruhig. Sie ist auch langweilig. Abends ist die Stadt ruhig. Sie ist auch langweilig. Abends ist die Stadt sowohl ruhig als auch langweilig. Abends ist die Stadt sowohl ruhig als auch langweilig. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde zweiteilige Konnektoren konusunun alt başlığı olan sowohl als auch yapısını görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.